akşamlar diliyorum. Bugünkü Çocuk Radyoloji Derneği'nin sürekli eğitim toplantılarında sunum yapacak olan kurumumuz, Çocuk Radyoloji Camiası'nda önemli bir yeri olan Doktor Selma Ulus Çocuk Hastanesi. Ben de bu kurumda yıllarca bu ekiple çalıştım. Her birini yakından tanıyorum. Bu gece onların sunumunu, moderatörlüğünü yapmaktan da mutluluk duyuyorum. İlk önce sunumumuza Doktor Çiğdem Üner başlayacak. Kendisini davet ediyorum. Hoş geldin Çiğdem. Merhabalar. Çok değişik vakalarınız olduğundan eminim. Ben de merakla bekliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada sorularımızı chatten ya da questions'dan yazabiliriz. Herkesin sunumu bittikten sonra konuşmacılara yönelteceğiz. Değerli meslektaşlarım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi radyoloji ekibi olarak çoğunluğunu icap nöbetlerinde gördüğümüz ilginç olgularımızın birkaçını bu akşam sizinle paylaşacağız. Sunuma başlamadan, olgulara başlamadan önce Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi ile ilgili kısa bir paylaşım yapmak istiyorum. 1950 yılında Ulus Işıklar Caddesi'nde Ankara Çocuk Hastanesi olarak kurulan hastanemiz, 1963 yılında Vehbi Koç'un şu anda bulunduğumuz merkez binasını Sağlık Bakanlığı'na bağışlamasıyla, burada yeni bir hastane inşaatına başlamasıyla hastane buraya taşınmıştır. Doktor Sami Ulus o dönemlerde Ankara Hastanesi'nde çocuk uzmanı olarak çalışmaktaydı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Doktor Sami Ulus, Vehbi Koç tarafından bağışlanan bu hastanenin restorasyonunda, bu binanın restorasyonunda bizzat çalışmıştır. Hastane 1963 yılında 150 yatakla hizmet vermeye başlamıştır. Hastanenin ilk başhekimi de Doktor Sami Ulus'tur. 1965 Mayıs ayında Doktor Sami Ulus maalesef görevi başındayken vefat etmiştir. 1965 yılının Temmuz ayında o dönemin Sağlık ve Çalışma Bakanı Doktor Faruk Sükan tarafından da hastanemize Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi ismi verilmiştir. Doktor Sami Ulus'un çocuk bakımı ve süt çocuğu hastalıkları isminde iki tane kitabı vardır. İlginç olan 1944 basımı çocuk bakımı kitabı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan telif hakları alınarak İstanbul Marif Vekaleti Teknik Öğretim Okulları adına basılmış ve orta son öğrencilerine zorunlu ders kitabı olarak okutulmuştur. Maalesef bir hafta önce kaybettiğimiz eski baş teknisyenlerimizden, emekli baş teknisyenlerimizden Osman Büyük'ün bugün yedisiydi. Onu anmak istiyoruz. Hastanemizde çocuk rastlelerinde emeği olan hekimlerimiz var. Bu hekimleri burada belirtmeye çalıştım. Bu arada görevlendirme ile gelen ve tanımaktan onur duyduğumuz tüm radyologlara da bizimle birlikte oldukları için teşekkür ediyoruz. Doktor Nur Hayat Ecin bölümümüz için bir çimentodur. Bölümümüzün en çalışkan insanıydı. Tatlı sert uslubu, çalışkanlığı ile her zaman bizim ablamızdır. Onun kulaklarını çınlatmadan bu akşam geçirmek istemedim. 11 Mart 2016'da Doktor Ayşe Seçil Ekşioğlu'nun büyük emeğiyle de bölümümüz pediatrik radyoloji kliniği olmuştur. Kendisine buradan bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bu kısa tarihimizden sonra o ilk olgumuza geçmek istiyorum. Birinci olgum 13 yaşında mental retarde kız hasta. İlk kez hastanemize getiriliyor. Bir kez kusma ve çok sık örme şikayeti mevcut. Fizik muayenesinde normal, beyaz küresi 14.000. Acildeki ön tanısı idrar yolu enfeksiyonuydu.
acil uzmanı tarafından değerlendirilen grafisinde, batın grafisinde mide gaz distansiyonunda artış olduğu düşünülmüştü. Yapılan abdominal ultrasonunda dalak ilusunda şüpheli hipodens alan enfarkt olarak raporlandıktan sonra icap koşullarında hastaya tomografi çekildi. Çekilen tomografinin skenogramında mide gaz distansiyonunda ileri derecede siferik bir şekilde artış izleniyor. Hastamızın videosunu sizlerle paylaşıyorum. Evet, bu bulgularla tanınız nedir? İsmail Bey yardımınızı rica edeceğim. Evet. Yarımız düşündüğüm gibi gastrik volvulus ve gezici dalak doğru cevabını verdi. Şimdi şuradan geçelim. Biraz önce videosunu gördüğümüz hastanın aksiyel tomografik kesitlerinde distal özefagusta belirgin dilatasyon ve seviyelenme, gastroözefagiyel bileşke ve pilorun ileri derecede geniş midenin posteriorunda yan yana yerleşimli olduğunu izliyoruz. Dalağın normal yerinde olmayıp ileri derecede genişlemiş midenin posteriorunda orta hatta yerleştiğini görüyoruz. Aynı zamanda pankreas başında ve gövdesinde de parenkimde herhangi bir değişiklik olmadan kıvrılma yaptığını görüyoruz. Sol renal ven aort ve splenik arter arasında, splenik ven arasında belirgin daralmakta. Superior mezenterik arter ve ven ilişkisi normal ve pelviste belirgin pelvik konjesyon ve minimal sıvı izlenmekte. Hastanın yaptığımız koronal multipineler rekonstrüksiyonunda midenin sol diyafram altında yerleştiğini, sol böbrekte piyelogramın sağ oranla daha geç olduğunu ve sol gonadal vende de belirgin distansiyon olduğunu görüyoruz. Ön tanımız gezici dalak ve mixed gastric volvulus'tu. Ameliyat raporu organ aksiyel mide volvulusu, dalak fiksasyonu tam değildi. Hastaya gastropeksi ve splenopeksi yapıldı. İkinci olgumuzun hikayesi biraz daha uzun. 13 yaşında kız hasta bulantı ve özellikle toklukta olan karın ağrısıyla başvuruyor. Fizik muayenesinde batında yaygın defans var. 2 yıldır bu şikayetleri aralıklı olarak var. 2 ay önce hastanemizde akut pankreat tanısı ile yatışı var. O dönemde abdominal ultrasonda dalak pitotik, orta hat gazlı, gezici dalak ile uyumlu olabilir diyerek tomografi kontrolü önerilir demişiz. Ancak hastaya BT çektirilmemiş. Daha sonra hastanın takibinde amilaz ve lipazı yüksek çıkınca MRCP istenmiş. Yatış sırasında enzimleri düşünce de MR'ını dışarıdan çektirmek istediğini belirterek 3. günde hasta taburcu olmuş. Ailenin evde küçük çocuğumuz var, taburcu olmak istiyoruz isteği ve baskısı var. Bize gelişi hastane yatışından sonraki 2. ayda geldi. Abdominal ultrasonunda homojen parenkimde splenomegali, dalak ilusunda arteriyel akım yok, splenik vende akım azalmıştı. Hastaya çekilen acil abdominal tomografide batında belirgin gaz distansiyonu, özellikle kolonik anslarda belirgin gaz distansiyonu dikkatimizi çekti. Hastanın tomografisi
Hastanın tomografisinde gördüğümüz gibi transvers kolonunda belirgin gaz distansiyonu izlenmekteydi. Dalak sol üst kadranda midenin anteriorunda yerleşimliydi. Dalağın hemen medyalinde ortaya yakın etrafında adipoz dokuda inflamasyonun eşlik ettiği pankreas kuyruğunu gördük. Pankreas kuyruğu ile birlikte dalak pedikülünün kompleks bir tarzında kıvrıldığını izliyoruz. Splenik arter, kıvrımlı splenik arterin kalibrasyonu azalmıştı. Ve en önemlisi dalak parenkim densitesi, karaciğer parenkim densitesine göre belirgin azdı. Süperiyor mezenterik arter lokalizasyonu normaldi. Hastanın koroner multifineral rekonstrüksiyonunda midenin sol diyaframın altında yerleştiği, dalağın vertikal bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. Midede büyük kurvatür ve küçük kurvatür yer değiştirmişti. Ve aksiyel kesitlerde çok belirgin olmayan dalak pedünkülündeki tortuosiye sekonder gelişen girdap görünümü burada çok daha net bir şekilde izlenmekte. Ön tanımız gezici torsiyona dalak, midede organ aksiyel ve volvulus. Ameliyatta ise dalak diğer bağlantıları olmaksızın splenik pedünkül uçunda asılı durumdaydı. İki tür torsiyonu olmuştu. Konjesyonu ve dolaşımı bozuktu. Nekroz yoktu. Detorsiyon sonrası da dolaşımı düzeldi. Bu da ileri derecede dilate transvers kolonun vaskülaritesinin ve kendisinin normal olduğunu gösteren bir ameliyat resmi. Gastroözofageal bileşke, retroperitoneal duodenum ve mideyi gastrofrenik, gastrohepatik ve gastrosplenik, gastrokolik ligamanlar midenin sabit durmasını sağlarlar. Normalde mide ileri derecede hareketli bir organdır. Pardon, çok özür diliyorum. Dalağı yerinde tutan en önemli iki ligaman ise gastrosplenik ligaman, splenorenal ligaman ve splenorenal ligaman ve gastrosplenik ligamandır. Midenin volvulusu midenin kendi ekseni etrafında 180 dereceden daha fazla dönmesiyle oluşan akut bir klinik tablodur. Mezentero-aksiyel volvulusta mide baş aşağı döner. Organ aksiyel volvulusta ise mide uzun aksı etrafında büyük kurvatür ve küçük kurvatür yer değiştirir. Bu ikisinin birlikte olduğu kombine volvuluslarda mevcuttur. Literatürde 581 hastanın derlemesinin yapıldığı önemli bir literatür var. Burada Amerika'da, Atlanta'dan yapılmış, Emory Hospital'dan yapılmış bir çalışma bu. 2007 yılına kadar yapılan, tanımlanan bütün gastrik volvulus İngilizce yayınlarını derlemişler. Gastrik volvulusların %30'u primer, gastrik ligamanlarda ageniz veya elongasyonla oluyor. %70'i de sekonder. Sekonderlerin sebepleri ise diyafram evantrasyonu, konjenital herne, paraözofageal herne, intestinal mal rotasyon, gezici dalak ve asipleni. Gastrik volvulus için tanımlanmış bir direkt grafi bulgusu var. Hemi diyaframda yükselme, mide gaz distansiyonunun artışı ve mideden sonraki bağırsak kanserlerinde gaz yoğunluğunda belirgin azalma. Bizim hastamızın skenogramında çok belirgin olan siferik gaz distansiyonu akut gastrik volvulus için önemli bir bulgu. Gezici dalak ise binde 2 oranında görülüyor. Klinik olarak da insidental sapladığımız gibi klinik torsiyon ile akut olarak da bu hastalar bize gelebiliyor. Ektopik dalak lokalizasyonu bize tanıyı koyduruyor. Batın grafisinde dalak gölgesini izlenmez. Anormal lokalizasyonda saydamlık artışı saptanır. Ultrasonda da normalden daha aşağıda yerleşim veya ektopik lokalizasyonda dalak izlenir. Doppler bize vasküler pediküldeki torsiyonu ve dalak parenkimindeki infarktı gösterir.
CT şart değil, ancak defansif tıbbın bu kadar yoğun olduğu bir dönemde de CT'ye direnç koymak da kolay değil. Sonuç olarak gezici dalak, akut, intermittent ve kronik şikayetleri de prezente olabilir. Gezici dalak ve gastrik bolus, intraperitoneal viseral ligman yokluğuna sekonder ortak bir nedene bağlı gelişir. Gezici dalağı diyafram patolojileri gastrik bolusunun eşlik edilebileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle de özellikle yeni doğan döneminde diyafram hernisi ameliyatı geçirmiş çocuklarda daha sonra gezici dalak açısından dikkatli olunmalıdır. Herkese teşekkür ediyorum. Güzel sunum için çok teşekkür ediyoruz Çiğdem'e. Beni hatırladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Ben sağ teşekkür olun. Ederim. Ben teşekkür ederim. Bir an korktum Gaye'nin düğünündeki videomuzu koyacaksın diye Çiğdem. Neyse resimle kurtulduk. Şimdi sırada Yasemin var. Yasemin Taşçı Yıldız. Kendisi en kıdemli pediatrik radyologlarımızdan, bölümümüzün bel kemiği. Çok güzel bir sunumu yaptı Çiğdem. Hakikaten ben de biraz hasret gidermiş oldum. Sarnoz Çocuk Hastanesi hakikaten çok eski, köklü, çok vazgeçilmez bir hastane Ankara için. Sami Ulus ruhuna ben katılıyorum, katılmayanlar olsa da o ruhu hatırladım. Şimdi Yasemin'i dinliyoruz. Söz sende Yasemin. Herkese iyi akşamlar. Öncelikle Çocuk Radyolojisi Derneği'ne bu toplantıda bizi de davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Yine sürekli eğitim toplantılarını hazırlayan ekibe, canlı ve renkli ruhlarına ve motivasyonlarına hayranım, tekrar saygılar sunuyorum. Keşke gençliğin asistanlığımızda ve uzmanlığın ilk evrelerinde de böyle bir şansımız olsaydı diyorum. Ben size bu akşam Ocak ayının ilk iki haftasında arka arkaya gelen üç olgu nedeniyle Türkiye'de de az tanımlanmış, genelde Japonya'da tanımlanmış bir klinikoradyolojik antiteyi tanıtmak istiyorum. Bunun çok uzun bir ismi var. Bifazik konvizyonlar ve geç kısıtlanmış difüzyon ile karakterize akut ensefalopati. Kısaca İngilizceki isminin kısaltmasını kullanacağım, ASD diyeceğim. Olguları tanıtayım size. Birinci olgumuz 6 yaşında erkek hasta. Aslında takipte epilepsi hastası. Hastanemize ateşin tetiklediği status epilepticus tablosuyla geliyor. Başka bir merkeze başvurmuş. Oradan entübe edilerek sevk ediliyor. Biz bir acil MR çekiyoruz kendisine. Ve bu MR gece şartlarında normal olarak raporlanıyor. Belki retrospektif bakıda aslında parietal loblarda, posteriorda biraz kortikal ödemin olduğunu görebiliriz. 4 gün sonra EEG'de ensefalopatik dalgaların alınması nedeniyle eş zamanlı olarak sürüntülerde influenza ağına tespit edilmesinden sonra ikinci bir MR daha çekiyoruz. Bu MR'da tüm serebral kortekste yaygın, simetrik, kortikal, subkortikal ödem görüyoruz. Rolandik alanın, perirolandik alanın korunduğu dikkatimizi çekiyor. Frontal loblar, parietal loblar, temporal loblar tutuluyor. Anlamlı bir kontrast tutulumu görmüyoruz. Difüzyon ağırlıklı serilerde çok karakteristik bir görünüm dikkatimizi çekiyor. Subkortikal beyaz cevherde lineer, hiperintens sinyal değişikliği ve ADC serilerde ciddi bir difüzyon kısıtlaması görülüyor. Burada lentiform nükleusta ve korpus kallozumda da difüzyon kısıtlamalarının olduğunu görüyoruz. Hastanın bu MR'dan 8 gün sonra bir MR'ı daha çekiliyor. Burada kortikal ödemde bir miktar azalma var. Bazı yerlerde halen sabit. Korpus kallozum düzelmiş. Difüzyonda da bir miktar değişiklik olmuş. Fakat kaudat nükleuslarda halen belki bir önceki incelemeye göre daha fazla difüzyon kısıtlaması olduğunu görüyoruz. Hasta bu şekilde uzunca bir süre hastanede yatıyor. Bilinçteki düzelmeyi takiben konvizyonlarında azalmasıyla taburcu ediliyor. Üçüncü ayda kontrole geliyor. Çok ciddi bir sekel atrofinin geliştiğini görüyoruz. Hem kortekste hem beyaz cevherde ciddi bir doku kaybı. Üç ve lateral ventrikülerde doku kaybına sekonder genişleme görüyoruz. Beyaz cevherde ciddi sekel
sinyal artışları var. Elde edilen spektral eğrilerde NAA'da azalma ve bir laktat piki dikkatimizi çekiyor. İkinci olgu, bir yaş 7 aylık kız hasta, yüksek ateş, konfüzyon, seyrek öksürük şikayetiyle bir dış merkeze başvuruyor. Burada bir BT çekiliyor, sözel olarak normal. Hastanın ailesi daha sonra hastayı ikinci bir dış merkeze götürüyor. Orada LP yapılıyor normal. Orada ilk MR'ı çekiliyor. Ensefaliti düşündürür bulgular tanımlanıyor. AESD orada da ön tanıda belirtiliyor. Hasta stabilize edildikten sonra hastanemize sevk ediliyor. Hastanemizde yapılan nazal sürüntülerde influenza A tespit ediliyor. COVID negatif. EEG'de yaygın ensefalopati, sol frontalde fokal epileptik bozukluk şikayetinden sonra bizde de birkaç toplam 3 MR, yani bizde de 2 MR olmak üzere toplam 3 MR yapılmış oluyor hastaya. Bizdeki ilk MR'ında yine simetrik olarak frontal, parietal loblar, temporal loblarda, oksipital lobda difüzyon kısıtlamaları, sinyal artışı, globus palluslarda da sinyal artışı izleniyor. Elde olunan difüzyon ağırlıklı serilerde ciddi bir difüzyon kısıtlanmasını görüyoruz. Bakın evre bir önceki hastadan gördüğümüz o klasik görüntüden farklı bir evre. Biraz daha geç bir görüntüleme bu. Bazal ganglionlardaki difüzyon kısıtlamalarını da izliyoruz. Bu hasta taburcu oldu fakat henüz kontrole gelmedi. Üçüncü olgumuz bir yaş kız hasta. Huzursuzluk, inlemeli solunum, metabolik asidoz ve kalp yetmezliğiyle hızlı bir şekilde yoğun bakıma alınıyor ve entübe ediliyor. Abisinde benzer bir öykü var. Onun dilate kardiyomiyopati ile takip ediliyor abi. Anne baba akraba. Hastamızın ekosunda sol ventrikül fonksiyonlarında bozuk olduğu görülüyor. İkinci gün nöbet ve ateşinin ortaya çıkması üzerine. Üçüncü gün biz bir MRG çekiyoruz. Posteriorda ağırlıklı bir kortikal, subkortikal, beyaz cevherde sinyal artışı izleniyor. Frontal loblarda sanki sadece beyaz cevherde sinyal artışı var. Sağ serebral hemisferde frontalde bir subdural koleksiyon var. Biraz komplike gibi. SWI'de burada bir kan yıkım ürünleri görüyoruz. IVKM sonrası bir subdural koleksiyon olabilir. Dural ve meningeal kontrastlanma görülüyor bu hastada. Difüzyon ağırlıklı serilerde yine benzer simetrik tutulum paterni. Korpus kallozum splenium'unda tutulduğu görüyoruz. Beyaz cevher tutuluyor. Oksipital loblarda da tutulum var. Hastanın ciddi beyin ödemi olduğu için LP yapılamıyor. Geliş PA akciğer grafisinde akciğer alanları normalken sadece sol ventrikülde dilatasyon gösterir, gölgede büyüme var iken üçüncü günde sağ akciğer orta zonda bir konsolidasyon. Bu arada COVID pozitifliği derken hızlı bir şekilde enfeksiyon iki akciğere de yayılıyor. Hastayı 8. gün kaybediyoruz maalesef. Şimdi bu 3 hasta vesilesiyle bifazik konvizyonlar ve geç kısıtlanmış difüzyon ile karakterize akut ensefalopati hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Önce ensefalopati nedir? Ensefalit nedir? Kısaca ensefalopati inflamasyon bulgusu olmaksızın bilinç durumundaki değişmeyi ifade eder. Ensefalit ise bir ensefalopatinin üstüne aşağıdaki bulgulardan iki tanesinin olmasını gerektirir. Ateş, konvizyon, bosta pleostoz, EEG'de bozulma, santral sinir sistemi enfeksiyonu düşündüren nörolojik bulgular ister. Akut ensefalopati, viral enfeksiyonlar, metabolik hastalıklar, hepatik veya renal yetmezlik ve hipertansiyona sekonder gelişen bir serebral disfonksiyondur. AES'de en sık görülen akut ensefalopati subtipidir. 2006 yılında Japonya'dan tanımlanmış bir antite bu ve her sene Japonya'da aşağı yukarı 150-200 kadar vaka tespit ediliyor. Hastalığın çok belirgin iki evresi var. Birinci evrede uzun süreli febril konvizyonla geliyor hasta, 30 dakikadan uzun süre. Konvizyonların arasında hastanın bilinci normale döner. Bu evrede çekilen MRG genelde normal çıkar. İkinci evrede sekonder konvizyonlar ortaya çıkar. Bifazik konvizyon dedikleri tablo bu. Birinci evrede gördüğümüz konvizyon paterninden farklı bir konvizyon çıkacak ortaya. 4 ve 6. günlerde bilinç bulanır. Hastalarda diskinezi dispne olabilir. Bu sırada çekilen MRG'lerde karakteristik difüzyon kısıtlamaları görülür. Nedir bunlar?
Buna parlak ağaç bulgusu demişler. Subkortikal beyaz cevherde böyle kalemle çizilmiş gibi hiperintens alanlar ADC serilerde ciddi bir şekilde difüzyon kısıtlanıyor. Ve yine bu hastalığa karakterize, yani bu antiteye karakterize rolandik alanların, perirolandik alanların korunduğunu görüyoruz. İki ayrı hastada aynı paterni dikkatinizi çekelim. Şimdi bu hastalığın bir iyileşme evresi var. 9 gün ile 3 ay arasında sürebiliyor. Bilinç yavaş yavaş düzeliyor. Konvizyonlar azalıyor. Sekel evresi var. %60 sıklıkla sekel bırakıyor. Nedir bu sekeller? Diskinezi, ilaca dirençli epileptik ataklar ve mental retardasyon. Ve bu sekellerin esas nedeni de kortikal atrofi. Bir önceki hastalarda tanımladığımız gibi. Şimdi bu antite neden önemli? Bu raporların hepsi aslında influenza ensefaliti olarak rapor edilebilir ki edildi. Ayrıca tanıda bunlar var. ASD olasılığını belirtmemiz neden önemli? Çünkü biz bunu belirtirsek ensefalitte sadece antiviral tedavi ve antikonvizan tedavi verilirken ve destekleyici başka tedaviler verilirken ASD dediğimiz anda tedaviye pulse steroid eklenebiliyor ve plazma değişimi gibi daha agresif tedavi yöntemleri deneniyor. Çünkü hastalığın çok ciddi bir sekel bırakma olasılığı var. Bu influenza salgını sırasında gördüğümüz vakalar nedeniyle kısaca bir influenza'ya ilişkin ensefalopatiden de bahsedeyim. İnfluenza enfeksiyonunun santral sinir sisteminin etkilemesi nadir. Hepimizin bildiği gibi çok sık görülen bir enfeksiyon, özellikle kış aylarında ve üst solunum yolunu etkiler, nadiren alt solunum yolunu etkiler. Ancak pediatrik yaş grubunda nörolojik komplikasyon görülme olasılığı literatürde %1 ila 15 arasında belirtiliyor. 2 yaş artı çocuklar özellikle riskli grupta. Ve çocukluk çağı ensefalitlerin %2 ila 11'inden influenza ensefalitleri sorumlu. En çok serebellum, beyin sapı, talamus, bazal ganglionlar, periventriküler beyaz cevher etkileniyor. Bu vesileyle kısaca diğer ensefalitlerden de birer cümle bahsedeyim. İlk bir ayda karşımıza çıkan herpes simplex ensefaliti herpes simplex tip 2 ile ortaya çıkıyor. Bir aydan büyük olan tüm herpes simplex ensefalitleri tip 1'dir. Dünyada en sık görülen sporadik ensefalit formudur. Son derece agresiftir. %30 mortalite, %30 sekel ile iyileşir. İyileşmek denilebilirse. O yüzden herhangi bir MR raporunda en ufak bir şüphemiz olsa dahi belirtmemizin önemli olduğunu söylüyor nörolog arkadaşlar. Çünkü tedaviler de daha agresif olabiliyorlar. Suç içeği ensefalitleri aşıya da döküntüden 10 gün sonra çıkabiliyor. Menenjit ya da ensefalopati yapıyor. Vaskülopati yapıyorlar, lekoensefalopati yapıyorlar. Epstein-Barr oldukça nadir. Bazal ganglion, beyaz cevher ve corpus callosum splenium tutulumu yapıyor. Batın il virüsü bazal ganglion, talamus ve beyin sapını tutuyor. Kuduz, beyin sapı, talamus, spinal kordu tutuyor. Akut nekrotizan ensefalopati oldukça fulminan bir form. Özellikle bu domuz gribi sırasında çok sık gördük. Ve bu formda genetik bir yatkınlık söz konusu. RAMBP2 gen ekspresyonunda bir artış var. Bu şekilde aileler görebiliyoruz. Kardeşler arasında böyle aynı anda yoğun bakımda kardeşler birlikte yatabiliyor. Rotavirüs, serebellit ve corpus callosum splenium tutulumu yapıyor. Japon ensefaliti, Güney Asya, Uzak Doğu'da daha sık. Bilateral talamus, bazal ganglia, substansia nigra, hipokampüsler tutuluyor. Mortalitesi yüksek. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Güzel sunum için Yasemin'e. Sırada Gökçe, Doktor Gökçe Çınar'ın sunumu var. Bu arada çok güzel chat box'a çok güzel yorumlar düşmüş. En son paylaşacağım. Gökçe. Videoyu başlatamadım ama açılabilir mi acaba ekran? Seni evet. Gördüm ben. Evet. Share screen dersen. Ali Yıkılmaz da Sami Ulus'ta doğmuş. Herkesin yolu bir kere Sami Ulus'tan geçmiş anladığım kadarıyla. Evet. Herkese iyi akşamlar. Ben de derneğimizin bizi daveti için çok teşekkür ediyorum. Ben de kusma şikayetiyle başvuran 3 olguyu sizlere sunmak istiyorum.
Birinci olgumuz 2 yaş 1 aylık erkek hasta, Down sendromu mevcut. 8 aya kadar sadece aşırı beslenme sonrası kısmalı kusmalar olan hastanın ek gıdaya geçmekle birlikte her beslenme sonrası kusmalar olmaya başlıyor. Hasta bu arada reflü tedavisi alıyor ancak şikayetleri gerilemiyor. Kusma ön tanısı ile bizden acil ultrason tetkiki isteniyor. Ultrason öncesi direkt batın grafisinde spesifik bir bulgusu yok. Ultrasonda convex probe'la bakıyoruz. Dikkatimizi çeken midede belirgin dilatasyon, gıda içeriğinde artış. Pilordaki geçişi görüyoruz, normal. Mide dilatasyonunun yanında proksimal duodenumda da dilatasyon dikkatimizi çekiyor. Lineer probe'la bakıyoruz. Lineer probe'da duodenum proksimalindeki belirgin dilatasyonu, içeriğin artışını ve ileri geri hareketini izliyoruz. Bu arada distaldeki bağırsak ansları kalibrasyonu normal olarak görüyoruz. Yani bu hastada duodenal obstrüksiyon bulguları mevcut. Bu nedenle hastayı biz skopiye alıyoruz. Skopi öncesi yalnız mideden yaklaşık 320 cc kadar içerik aspire ediliyor. Ön arka ve yan grafide midede belirgin distansiyon görüyoruz. Proksimal duodenumda dilatasyonu izliyoruz. Pilorun yine normal olarak görüyoruz. Biz bu hastayı yaklaşık yarım saat kadar masada bekletiyoruz ama hiçbir şekilde distale kontrast madde geçişini gösteremedik. Bu son aldığımız grafi. Ancak distaldeki bağırsak ansılarında hava izliyoruz ve kalibrasyonları da normal olarak görüyoruz. Hasta bundan sonra cerrahiye yatış veriliyor ve ertesi gün alınan takip grafisinde mide ve duodenumun boşaldığını ve distale kontrast madde geçtiğini izliyoruz. İkinci olgumuzda 1 yıl 4 aylık erkek hasta. İkinci aydan itibaren semptomatik nöbet nedeniyle hastanemize yatış oluyor ve sonrasında da takibe giriyor hasta. Bize başvurduğunda son 15 gündür kusma, son 2 aydır kabızlık şikayetiyle hasta geliyor. Gastroenterolojide endoskopi yapılıyor ve endoskopide jejunumda yaklaşık 10. santimden sonra mukozal ödem görülüyor ve lümenin açılmadığı saptanıyor ve bu alanda yarı sindirilmiş gıda parçaları ve bir miktar bağırsak sıvısı izleniyor. Ve bu olgusu düşünerekten hasta cerrahiye konsülte ediliyor. Cerrahi de bizden ultrason istiyor. Bu hastanın ultrasonunda spesifik bir bulgu yok. Gaz distansiyonu mevcut. SMA ve SMV ilişkisi de normal olarak değerlendiriliyor. Öncesinde direkt batın grafisine bakıyoruz. Midede belirgin distansiyonu var ve havasının seviyelenmesi izleniyor. Distalde spesifik bir bulgu yok. Yine skopi alıyoruz hastayı. Yan grafide midedeki distansiyonu görüyoruz. Pilorun normal olduğunu izliyoruz. Takip grafilerinde duodenumdaki dilatasyonu ve proksimal jejunumdaki dilatasyonu izliyoruz. Ve tetkik ilerledikçe bu dilatasyonun arttığını görüyoruz ve bir noktadan sonra bu stenotik segment distaline kontrast madde geçişini izliyoruz ve distaldeki bağırsak ansının kalibrasyonu normal. Bulgular öncelikle hangi tanıyı düşündürmelidir? Yaklaşık evet, Lex bandları ve intestinal aktrizi de yaklaşık aynı çıkmış. Ama tanımız intestinal web. İlk olgumuz duodenal web, ikinci olgumuz da jejunal web. Çocuklarda konjenital webler nadir görülen anomalilerden, en sık mide ve ince bağırsakta görülür ve intestinal aktrizi de histolojik olarak dörde ayrılır ve webler tip 1'de görülür ve en sık görülen tip 1 atrezidir. İntestinal webler en sık duodenumun ikinci kısmında görülür. Jejunal web görünme oranında %8 olarak bildirilmektedir.
Kardiyak, renal, pankreatik, santral sinir sistemi ve gastrointestinal sistem anomalileri eşlik edebilir. Duodenal veplerde Down sendromu ile birliktelik %30 oranında bildirilmektedir ki ilk olgumuzda Down sendromuydu. En sık görülen semptomlar kusma ve karın şişliğidir. Ve burada önemli olan webin fenestir olup olmadığıdır. Eğer fenestir değilse zaten yeni doğan döneminde tam obstrüksiyon bulguları yarataraktan tanı rahatlıkla konabilir. Ancak webdeki açıklığın boyutuna göre hastalar infant ve çocukluk döneminde de daha geç çocukluk döneminde tanı alabilirler. Ve bu durumda kusma, abdominal distansiyon ve gelişime gerildiği gibi nonspesifik semptom gösterebilirler. Ve ayrıca semptomlar reflü ile de karışabilmektedir ve tedavilerin bu yönde düzenlenmesiyle tanı daha da gecikebilmektedir. Literatürde daha ileri yaşta 8-9 yaşlarında olan vakalar bildirilmiştir. Rejinal web vakaları mevcuttur. Bu iki olguyu sunmamın nedeni hani kusma şikayetiyle gelen hastalarda da daha geç infant ve çocukluk döneminde gelen hastalarda da eğer bir ultrasonda obstrüksiyon, duodenal obstrüksiyon bulgusu varsa ya da daha distalde bir obstrüksiyon bulgusu varsa web aklımıza gelmeli. Biz tabii web'i iki olgumuzda da web'i skopik incelemede gösteremedik ama nasıl görülüyor onu örnek vermek istedim. Bir yıl 9 aylık kusma semptomları olan başka bir erkek olguda yine yaşı ileri 1 yıl 9 aylık. Yine skopide ne görüyoruz? Duodenon 1. ve 2. kısmında belirgin dilatasyon izliyoruz. Stenoz bölgesinde webin indantasyonuna bağlı oluşturduğu radyolüsan hattı izliyoruz. Bu hastada da kontrast maddenin distale geçişini izledik ve distaldeki bağırsak antenin kalibrasyonu normaldi. Birinci olgumuzun operasyon görüntüleri, duodenal web, web düzeyinden ki görüntü, webin ortasındaki açıklıktan foley sondanın geçişini görüyoruz. Bu da ikinci olgumuz, rejinal web. Proksimal rejimdeki dilatasyonu, distaldekinin ise normal kalibrasyonda olduğunu izliyoruz. Operasyon sırasında yine web düzeyinden fenestri olan kısımdan foley sondanın geçişini izliyoruz. Üçüncü olgumuz 1 yıl 3 aylık erkek hasta 5 gündür kusma şikayeti de geliyor. 6 aylıktan itibaren ek gıdaya geçmekle birlikte 15 günde bir olan kusma atakları mevcut. Fizik muayenesi normal ancak 5 gündür kusma şikayeti olmanın nedeniyle bizden acil ultrason isteniyor. Bu bizim hafta sonu icap nöbetine gelen bir hastamız. Batın grafisinde spesifik bir bulgu yok ancak sağ alt kadranda yabancı sima ait dansiteleri izliyoruz. Bu hastanın giysilerine ait dansite. Ultrasonda batında sol kadranda kalın duvarlı lümeni mevcut tübüler bir oluşum dikkatimizi çekiyor. Ultrasonda bu oluşumun hemen superior komşuluğunda ona bitişik preaortik alanda yine bir solid oluşum da ayrıca izleniyor. Daha sonra biz hastaya BT çekiyoruz. Kontrastlı BT'de aksiyel planda, preaortik alanda heterojen solid lezyonumuz ve hemen inferior komşuluğunda solda yerleşimde tanımladığımız lezyonumuz. Tanımız nedir? Evet, tanımız enterik duplikasyon kisti. Ama yalnız biraz özellikli bir enterik duplikasyon kisti. Şimdi geriye dönük bulgulara bakarsak ultrasonda ne görüyoruz? Ultrasonda tübüler yapıda çift duvar görünümü mevcut. İçteki duvara ekojen, mukozaya karşılık gelen, dıştaki duvar ise düz kas tabakasına karşılık gelen, hipoekoik olarak izlenen duvar yapısını görüyoruz. Lümeni mevcut ve lümende sekresyon ya da devreyle uyumlu olabilecek bir alan içeren tübüler oluşumumuz görülüyor. Ultrasonda dinamik incelemede batında sol kadranda mezenterik alanda yerleşimli çift duvar yapısına sahip kistimizi izliyoruz.
Ve bu kistin hemen süperiyorunda, az önce BT görüntülerinde de gördüğünüz kistik alanlar içeren böyle heterojen, nispeten düzgün konturlu, solid bir oluşum daha dikkatimizi çekiyor. Yani ultrasonda sanki ikisi arasında bir ilişki varmış, ilişkiyi düşündüren görünüm de mevcut. Aslında entelik duplikasyon kistlerinde ultrason tipiktir. Hani bulgular tipiktir. Hani ileri görüntülemeye gerek yoktur. Ancak bu hastada kistin yanında ayrıca solid komponentte olan bir kitlesel lezyon da olduğu için biz bunun türünü çok açıklayamadık. Ayrıca cerrahide operasyon planı olduğu için daha net görmek istedi. O yüzden biz hastayı tomografiye aldık. Kontrastlı BT incelemesinde aksiyel planda görüntülerini izliyoruz. Pankreas başı hemen inferiorunda, preaortik alanda, santralinde hafif bir kontrastlanma alanı izlenen kistik, daha yavaş geçeyim, kistik alanlar içeren solid kitlemiz ve hemen komşuluğunda ona bitişik, inen kolon komşuluğunca mezenterik alanda uzanan, kör sonlanan duplikasyon kistimizi izliyoruz. Koronal MPR'de ise yine solid kitlemiz ve hemen komşuluğunda inferiorda mezenterik alanda yerleşimli kolon, inen kolon komşuluğu boyunca uzanan kistimizi görüyoruz. Yine koronal planda MPR'de kistin duplikasyon kistinin superior mezenterik arterin dallarından beslendiğini görüyoruz. Entelik duplikasyon kistleri nadir görülen gelişimsel kistlerdir. İnsidansı 1/2'dir. Antenatal ya da ilk 2 yaş içerisinde sıklıkla görülür ama %30'undan azı ise erişkinlerde de olabilmektedir. En sık terminal ileumda görülür. Kardiyak, üriner malformasyonlar ve spinal defekler eşlik edebilir. %10 oranında diğer gastrointestinal sistem anomalileri de görülebilmektedir. Ve yaklaşık %10 oranında konjenital pankreas anomalileri de duplikasyon kistlerine eşlik edebilir. Aksesuar pankreas dokusu ve aksesuar pankreatik lob birlikteliği de literatürde bildirilmektedir. 3 temel karakteristik özelliği vardır. Düz kas tabakası içermesi, intestinal mukozaya ait epitel içermesi ve gastrointestinal sistem ile anatomik ilişki göstermesi. Tabii her zaman bu intestinal mukoza olacak diye bir kural yok. Ektopik gastrik mukoza %20-30 oranında, ektopik pankreas ise %3 oranında görülebilmektedir. Bir de bir antite var. Entelik duplikasyon kistinin atipik görünümü. İzole entelik duplikasyon kistidir. Bu oldukça nadir görülen bir durumdur. Ve bağırsak ile hiçbir ilişki göstermezler. Düz kas tabakası içerir, mukoza içerir, intestinal mukoza içerir. Ama bağırsak ile ne lümen ne duvar ilişkisi gösterir. Ve kendilerine ait bir vaskülariteleri vardır. Bu da hastamızın operasyon görüntüleri. Ne görüyoruz? İnce bağırsak mezenterinde yerleşimli. Duplikasyon kistimiz ve hemen komşuluğunda ona bitişik mezoya gömülü solid kitlemiz. Herhangi bir bağırsakla ilişkisi yok. Bu da rezeksiyon sonrası görünüm. Patolojisinde makroskopisini görüyoruz. Ayrıntılı incelemede duplikasyon kistimiz ve hemen komşuluğunda buna fibratik bant ile bağlanan solid, içerisinde kistik alanlar izlenen solid kitlemiz. Bu aslında patolojisi, asıl kitlesel lezyondan yapılan patolojide belirgin fibrotik zeminde pankreas dokusu saptandı ve tanı aksesuar pankreas dokusu ve entelik duplikasyon kisti olarak geldi. Bizim de tanımız aksesuar pankreas dokusu ile birliktelik gösteren izole entelik duplikasyon kisti. Çok nadir olması nedeniyle bizim için de gerçekten güzel bir vakaydı. Biz de ilk kez görmüş olduk. Ayrıca hem izole olması hem de aksesuar pankreas dokusu ile birliktelik göstermesi yönünden ilginç bir vakaydı. Sizle bunu paylaşmak istedim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Gökçe. Son vaka çok ilginçmiş. Ben baktım tarihine, özellikle 2022'de gelmiş. Çünkü diğer vakaların hepsini tanıdım. Sonuncuyu tanıyamadım. Mart ayında geldi hastamızda. Mart ayında geldi ve sunuma yetişmiş olduğu için açıkçası. Teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Doktor Berna Uçan var.
Ernacığım, kameranı da aç istersen, seni de görelim. İyi akşamlar. Değerli hocalarım ve sevgili meslektaşlarım, sizlere bu akşam icat nöbetlerinde de sıkça karşılaştığımız sinüzitin acil komplikasyonlarından bahsedeceğim. O birinci olguyla orbital komplikasyonları, ikinci olguyla intrakraniyal komplikasyonları ve üçüncü olguyla da subkoleal komplikasyonlara değineceğim. Birinci olgu 12 yaş erkek hasta. 3-4 gündür baş ağrısı ve ara ara kusma şikayetiyle geliyor. Fizik muayenede orofaring, siperemik, tonsiller hipertrofik ve pozadal püren akıntısı mevcut. Göz muayenesi normal. Ense sertliği olması sebebiyle menenjit öntemesiyle LP öncesi kontrastsız tomografi çekiliyor. Kontrastsız tomografide posterior etmoid hücrelerde ve sfenoid sinüste yumuşak doku ve sıvı densiteleri izleniyor. Daha sonra hastanın takibinde sabah sol gözde şişlik gelişiyor, kızarıklık kaşıntı yok, göz hareketleri serbest, ense sertliğinin devam etmesi üzerine kontrastlı kraniyal ve orbital MR ile MR venografi çekiliyor. Kontrastlı MR venografi incelemesinde sfenoid sinüsteki inflamatuar sinyal değişikliklerini görüyoruz ve orbitada retro bulbar yağ planlarında orbital selülit ile uyumlu T2 ve T1 hiperintens ve kontrastlanma, patolojik kontrastlanma izliyoruz. Kontrastlı orbita incelemesinde yine daha ayrıntılı bakarsak orbital apex'ten başlayarak karaynev sinüs duvarlarında, ica duvarlarında, tentoriumda, temporal durada, kafa tabanında ve internal akustik kanalda kontrast tutumları görüyoruz. Ardışık kesitlerde sağda superior oftalmik vende dolumu izlerken solda dolum defektini görüyoruz. Solda superior oftalmik ven trombozu var hastanın. Dolayısıyla kavernöz sinüse daha dikkatli bakıyoruz. Kavernöz sinüste T2 koronal kesiti bir dolgunluk, T2 hipointens sinyal değişikliği mevcut. Kontrastlı seride ise, kontrast incelemede ise yamasal dolum defektleri, İCA'da daralma ve duvarında kontrast durumu izleniyor. Ayrıca sfenoid sinüzit ile uyumlu görünüm ve kafa tabanı osteomiyelitine bağlı da pterküt kaslarda kontrast durumunu görüyoruz. Kontrastlı kraniyal imajlarda kafa içerisi intrakraniyal yaygın leptomeningeal ve duvar kontrast sorunlarını daha net izliyoruz. Ancak ben şunu göstermek istiyorum. Sol superior oftalmik vendeki dolum defekti burada çok güzel çıkmış. Onu göstermek istedim burada. Şimdi vizyon ağırlıklı seriler bize çok yardımcı oluyor. Özellikle superior oftalmik vend trombozunda bize çok yardımcı oluyor. Bir de kavernöz sinüs trombozunda yine difüzyon kısıtlanması kavernöz sinüs trombozunu gösteriyor. Şimdi birinci hastadaki tanımız sfenoidal ve etmoidal sinüzit komplikasyonu, sinüzit ve komplikasyonu orbital selülit, superior oftalmik ven trombozu, kavernöz sinüs trombozu ve menenjit. İkinci olgumuz 11 yaş kız hasta. 2 haftadır halsizlik ve baş ağrısı şikayeti mevcut. 1 haftadır ateş ve gece terlemesi var. 2 gündür konuşması yavaşlamış. Bugün de ağız kenarında kayma fark edilmiş. Santral fasial paralizi ve bilinç değişikliği nedeniyle kontrastsız kraniyal BT çekilmiş önce. BT'de sol maksiler sinüste ve frontal sinüsteki sinüzit bulgularını görüyoruz. Ayrıca sağda temporofrontoparietalde subdural koleksiyon ve sağ serebral hemisferdeki yaygın ödeme bağlı ve subdural koleksiyona bağlı orta altyapılarında sola doğru çifti izliyoruz. Kontrastlı kraniyal MR incelemesinde frontal sinüzit ve komplikasyonu menenjit, dural yapılarda ve leptomeningeal yüzeylerde yaygın kontrast tutumu, subdural ampiyemi ve sağ
serebral hemisferde, frontal bölgede T2A ve flair hiperintens, kontrastlı seride kontrastını gösteren fokal serebrit alanını görüyoruz. Difüzyon ağırlıklı serilerde subdolampiyenin difüzyon kısıtlamasını, yine serebral serebrit alanının alanında difüzyon kısıtlaması dikkatimizi çekiyor. Bir de sagittal sinüsteki difüzyon kısıtlamaları da sagittal sinüs trombozu açısından uyarıcı oluyor. Diğer kesitlerde bakarsak T2'de ve kontrastlı seride sagittal sinüsteki dolum defektini izliyoruz. Sinüs difüzyon ağırlıklı serilerde de difüzyon kısıtlamasını görüyoruz. Venografide de sagittal sinüs trombozunu teyit ediyoruz. Tanımız frontal ve maksiller sinüzit. Frontal sinüzite tin komplikasyonu menenjit, subtrolempiyem, serebrit ve sagittal sinüs trombozu. Son olgun 4 yaş erkek hasta, 4-5 gündür öksürük, burun akıntısı, hafif ateşi var hastanın. Bu şikayetle geliyor. Bugün sabah gözlerinde şişlik başlamış, daha sonra alnı şişmiş. Kontrastlı kranial BT incelemesinde frontal sinüziti görüyoruz. Bir de frontal bölgedeki inflamatuar yumuşak doku şişliğine dikkatimizi çekiyor. İntrakranial kompartmanda da epidural ampiyemini görüyoruz. Epidural ampiyem komşuluğunda sagittal sinüsteki dolma defektini dikkat ediyoruz. Sagittal ve koronal reformat kesitlerde frontaldeki yumuşak doku diyor. İntrakranial kompartmanda da dural yapılardaki kontrast tutulumu ve ampiyemi izliyoruz. Yine sagittal sinüs trombozunu koronal kesitte daha iyi değerlendiriyoruz. Tanımız frontal sinüzit ve komplikasyonu post-profit tümör, epidural ampiyem ve sagittal sinüs trombozu. Şöyle kısaca değinirsek, çocuklarda sinüzit sık görülüyor. Çoğu vakada medikal tedaviyle kendini sınırlar. Tanı klinik olarak yapılır. Radyolojik konfirmasyona çoğu vakada gerek yoktur. Çocuklar sinüzit komplikasyonu nadidir. Ancak erken tedavi önemlidir. Komplikasyonlar çünkü çocuklarda hızla ilerler. İntraorbital, intrakraniyal ve subkraniyal yayılıma bağlı komplikasyonlar gelişir. Yayılım yolları kemiklerdeki değil sensli kanallar vasıtasıyla olur. Her zaman kemikte dekstrüksiyon olmasını beklememek gerekir. Ayrıca osteomiyelit ve vaysız venlerin tromboflebiti ve kaverne sinüse enfeksiyon yayılımıyla da komplikasyonlar gelişebilir. Orbital komplikasyonlar daha sık görülür. Etmoid del sinüsle bağlı olarak ortaya çıkar. 5 yaş altı çocuk, sağlıklı çocuklarda görülür. Tedavi gecikirse körlükle sonuçlanabilir. Klinikte gözde şişlik, bakış kısıtlılığı ve profiterozis görülür. İntrakraniyal komplikasyonlar ise daha nadirdir. Yüksek mortalite ve morbiditeye sahiptir. En sık frontal sinüsite, daha sonra sferoidal sinüsite görülür. Adolesan erkeklerde daha sıktır. Klinik olarak da ciddi baş ağrısı, fotofobi, nöbet ve fokal nörolojik bulgularla eder. Sinüzit komplikasyonlarına hızla şöyle bakarsak tekrar. Orbital komplikasyonlar Şentler ve arkadaşları 5 kategoride incelemiş. Preseptal selülit, postseptal selülit, subperiostal flegmon ve apse, orbital apse ve kavernöz sinüs trombozu. İlk 3 tip IV antibiyotik tedavisiyle tedavi olurken 4. ve 5. tiplerde tedavi cerrahidir. Kavernöz sinüs trombozunu da ek olarak antikoagülan tedavi verir. İntrakraniyal komplikasyonlardan ikinci vakada bahsettim. Ampiyemi vardı, menenjit ve serebriti vardı hastanın. Parenkimal apse de gelişebilir daha sonra. Daha beklenseydi belki gelişecekti. Onun dışında mukotik anevrizma beyin infarktı da olabiliyor komplikasyon olarak. Mukotik anevrizmanın etiyolojisi kaverne sinüs septik tromboflebitine sekonder kavernozal karakter tenti gelişiyor. Beyin enfarktı da venöz veya arteriyel olabiliyor. Ya venöz enfarktı, dural sinüs ve kaverne sinüs trombozuna ikinci olabilir. Arteriyel de kaverne sinüs arterin septik tromboflebiti ya da septik embolisine bağlı olabilir. Son olarak subkoleal komplikasyonlardan ve post-profit tümörden bahsedeceğim. Frontal kemikte subperiostal apse ile birlikte ödem yumuşak doku şişliğiyle prezente oluyor. En sık nedeni frontal sinüzit. Komplikasyonlar osteomiyelit, venöz tromboz, enfeksiyon intrakraniyal yayı uzanımı olabilir. Tedavisi cerrahi direnç ve antibiyotik tedavisi.
Spontan tümör olan bir hastanın MR görüntülerine bakıyoruz. Flair'da frontal osteomiyelit ile uyumlu frontal kemikte intensite artışı, kontrast tutulumu ve difüzyon kısıtlanması. Aynı şekilde frontal kemik komşuluğunda az miktarda da olsa yumuşak doku şişliği, intrakraniyal kompartmanda sakital sinüste dolum defektifi, difüzyon kısıtlaması ve dural yapılarda kalınlaşma ve kontrast dolumu izliyoruz. Sonuç olarak akut sinüzit özellikle çocuklarda ciddi orbital ve intrakraniyal komplikasyonlara sebep olabilir. Bu komplikasyonlar hızlı ilerleyebilir. Bu nedenle akut sinüzit komplikasyonlarının görüntülenmesi, görüntüleme bulgularını iyi bilmeli ve tanımlamalıyız. Teşekkür ederim. Güzel sunumlar için biz teşekkür ediyoruz. Bakıyorum şeye, chat box'a sorulardan ziyade teşekkürler var. Sami Ulus'un ruhuna bazı atıflar var. Baki Hocam şey demiş, Sami Ulus'un ruhuna ben de inanıyorum demiş. Yapılan güzel işleri biliyoruz demiş. Ben de Sami Ulus adına teşekkür ederim. Bir sürü güzel dilekler, güzel yorumlar, teşekkürler var. Ben de çok teşekkür ediyorum. Soru göremedim. Sorusu olan varsa soru kutucuğuna ya da chat box'a yazabilir. Berna Hocam bağlandı. Seçildim, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Benim de sorum yok ama ben de bu güzel ekibe teşekkür etmek istedim. Sami Ulus Çocuk Hastanesi çok köklü bir hastane gerçekten. Sen dedin ya, herkesin Sami Ulus'la bir şekilde bağlantısı var. Ben de Hacettepe'de radyoloji eğitimim sırasında, burada adları da geçti, hem Ferhan Hocam'dan hem de Majit Hocam'dan hep şunları duydum. Biz Sami Ulus'tayken şöyle bir vaka, biz Sami Ulus'tayken böyle bir vaka diye. Gerçekten hani yetiştirilen radyologlar, deneyimli radyologların birçoğu da zaten orada çalışmış radyologlar. Çok çeşitli hasta görüyorlar. Bu nedenle çok deneyimliler ve bugün de bu güzel deneyimlerini bizimle paylaştıkları için radyoloji ekibine gerçekten hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Çok eğitici vakalardı. Hem derneğimiz adına hem dinleyicilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz Berna Hocam. Söz almak isteyen olur mu acaba? Ben de teşekkür etmek için aslında söz aldım. Gerçekten çok güzeldi. Zamanınızı da çok iyi kullandılar. Vakalar da güzeldi. Çok fazla teorik bilgiyle boğmadılar bizi. Mesela ilk vakayı dinlerken ben dün gece nöbetçiydim. Mide bozulusu rapor ettim. Tam böyle okumam gerekiyordu. Emin de değildim. Çok güzel bir review oldu. Hani nasıl ayırt edeceğiz? Mezentero aksiyel mi? Organo aksiyel mi? Çok güzel söyledi mesela. Ben dün gece biraz baktım. İşte kafamdan şöyle yaptım. Aşağıya doğru bakıyorsa organo aksiyel mide çıkışı, yukarıya doğru bakıyorsa mezentero aksiyel diye şey yapmışım. O da vurgulandı mesela kısaca. Belki ona değinebilirler, nasıl ayırt ediliyor, bir önemi var mı veya ayırt etmenin. Çünkü ben çok sıkıntı çekiyorum. Mesela bu vakada kateter iletmeye çalıştım. Kateter geçmedi. İşte mide aynı o yuvarlak genişlemesi vardı. Ama bazen geliyor gidiyor, tekrar şey oluyor. Çok sıkıntı çekiyoruz bu vakalarda. Hani onu nasıl, siz nasıl yapıyorsunuz? Onu anlatırlarsa güzel olur. Çok sıkıntılı oluyor mide bozulması vakaları. Bir de mesela şu AESD hiç aklıma gelmemişti. Aynı bir vaka vardı geçen hafta. Hiç düşünmemiştim. Bu parlak ağaç bulgusunu söyleyince dedim, tamam bu niye aklıma gelmedi dedim. Güzel oldu yani. Çok faydalandım. Çok teşekkür ederim. Çiğdem'e cevap verebilir miyim? Tabii ki. Bizim kütüphanemizde eski radyologların Eflatun bir kitabı var. Bozuluslar da bizim başucu kitabımız. Hemen Bozuluslar'da o kitabı açarız. Herhalde oradan öğrendiğimiz için hemen oradan bakarız. Aslında organ aksiyelde uzun aksı boyunca dönüşünü, mezentero aksiyelde de baş aşağı dönüşü, transvers aksı boyunca dönüşünü tanımlıyor kitaplar. Ama açık söylemek gerekirse çoğu zaman biz de başucu kitabımızı açıp başucu kitabımızdan bakıyoruz. Şeyde, volvulus'ta, akut volvulus'ta çok önemli bir bulgu var. Ben
sunum videosunda bir sıkıntı olduğu için biraz heyecan yaptım. O yüzden de orayı hızlıca geçtim. Safrasız kusma, epigastrik distansiyon ve sizin söylediğiniz gibi nazogastrik tüpün ilerletilememesi akut volvulusta çok önemli klinik bulgular. Şey oluyor mesela yeni doğanda böyle hiperperistaltik mide denen bir şey oluyor. Genelde ben onu çok görüyorum. Overcall oluyor. Daha çok buna işte volvulus olabilir mi falan diyorlar. Bir öyle bir şey var benim gördüğüm. Çünkü baş aşağı dönmüş gibi oluyor. Sanki böyle organ aksiyal gibi görünüyor yeni doğanlarda. Şöyle bizim yeni doğanımızda ve özellikle bebek servisimizde ÖMD çektiğimiz hastaların çoğunda midede böyle baş aşağı bir görüntü var. Obstrüksiyon olmadığı sürece, mide distansiyonu olmadığı sürece biz onlara organ aksiyal volvulus demiyoruz. Yalnızca şekli büyük kurvatür yukarıda yerleşimlidir ama pasaj açıktır diye raporumuzda bildiriyoruz. Çünkü süt çocuklarında ve yeni doğanlarda sizin söylediğiniz bu görünümü skopide biz de oldukça sık görüyoruz. Doğru. Ha. Aslında obstrüksiyon olmadığı sürece dememek lazım herhalde. Çok evet, evet. Cerrahları da panik eden bir durum oluyor. Kesinlikle. Bu konuda bir şey söz alabilir miyim? Çok Çiğdem Hocam da Ali de gerçekten söyledi. İlk 2 yaşta, 1-1,5 yaşta da daha çok olmak üzere organ aksiyel volvulus demeden organ aksiyel rotasyonu görüyoruz. Obstrüksiyon olmuyor. Bu hani eskiden hep kafama takılmıştı neden böyle oluyor diye. Sonra okuduğumda küçük bebeklerde mideyi asan ligamenlerin gevşek olması nedeniyle bu fizyolojik bir bulgu olarak görülebilir deniyor. Sizin de dediğiniz gibi. Çiğdem Hocam da dediği gibi raporlarda anksiyeteye sebep olmamak adına. Çünkü bazen bu kusmaya da sebep olabiliyormuş. Biz gastroenterologlarla ve cerrahlarla tartışmıştık. Özellikle büyük çocuklarda bu obstrüksiyon yok ama organa aksiyel malrotasyon görünümü varsa bunların bazen hani çok nadiren opere edildikleri hani kusmaya sebep olduklarını söylemişlerdi. Ama küçük 2 yaşın altında tespit ettiğimiz zaman raporda şöyle yazıyoruz. Organa aksiyel bir rotasyon anomalisi var ama bu obstrüksiyona sebep olmuyor. Parantez içinde de küçük yaşlarda hani mideye asan ligamenlerin gevşek olmasına bağlı olarak fizyolojik bir bulgu olarak görülebilir diye biz not ediyoruz ki karışıklığa yol açmasın. Bu bir volvulus diye de vurgulamak adına. Çok iyi oldu. Bir de şey var. 180 derecenin altında döndüğü zaman ona da torsiyon deniyormuş. Mide torsiyonu diye. Veya volvulus. Volvulus. Evet. Ben de gördüm. Ama şöyle torsiyon lafı da bence cerrahları ve bizi panik edecek bir laf açıkçası. O yüzden biz bu pozisyonda yerleşimlidir demeyi tercih ediyoruz açıkçası. Başka sorusu olan var mı acaba? Tekrar çekelim. Görmedim. Bağlanan birisi var galiba. Suzan Bahadır. O söz almak için. Suzan. Buyurun. Suzan. Söz verelim sana. Merhabalar. Merhabalar. Ya ben aslında tabii hiç pediatri yapmıyorum ama sizi çok özledim. Sadece bir merhaba demek için bağlandım. Bence. Gördüğünüz gibi herkes yolu geçiyor. Tabii. 10 yıl öncesini bile çok heyecanla bekledim. Mutlaka katılmam lazım deyip alarm falan kurdum o kadar. Çok çok özledim sizi. Neredesiniz Suzan şimdi? Ben şimdi Fransa'dayım. Son Fransa'dayım artık. Son Fransa'dasın. Ben de seni gördüğüme çok mutlu oldum. Her zaman görüşüyoruz, Yasemin'le konuşuyoruz. En son geçenlerde konuştuk. Gerçekten çok mutlu oldum seni gördüğüme. Çok teşekkürler. Evet. Aynı şekilde. Ben de sizi çok özledim. Yani ilk fırsatta hani Türkiye'ye döner dönmez mutlaka sizi görmek istiyorum. Orada ne yapıyorsunuz Fransa'da? Ben onkolojik imaging yapıyorum. Yani var mıydı Suzan Fransızca? Fransızcam biraz var ama İngilizcem tabii hani çok iyi Avustralya'da çalıştığım dönemden. Evet, hani Fransa deyince şaşırdım Fransızca. Şu anda ya şöyle aslında Almanya'da çalıştığım hoca yani buradaki hocanın bir iyi research yapan bir fellow'a ihtiyacı olmuş. Almanya'daki hocam da benim var öyle tanıdığım biri deyince biraz davet gibi oldum. Öyle geldim. Yani çok planlı bir şey değildi.
Çok şanslılar. Ya şimdi teşekkür ederim. Çok sevindik. Çok teşekkür ederiz bu ilgin için. Ben teşekkür ederim. Çok, siz çok harikasınız. Sadece da. Evet evet, kesinlikle Sami Ulus ruhuna ben de inanıyorum. Çok o bilgileri hala da kullanıyorum. Yani çok bilgi olarak, insanlık olarak, hani hoca olarak da çok örnek alıyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok mersi. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Ben de herkese çok teşekkür ediyorum. Berna Hanım, size de çok teşekkürler. Bu güzel mesajlar için herkese çok teşekkürler. Gerçekten biz de çok mutlu olduk. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Twitter'da Space odaları açılıyor ya, aynı onun gibi oldu burada da. Ben İsmail'den rica ettim aslında, bir screen fotoğrafı alalım. Bugünü bir... Evet, aslında güzel olur. Hani ana olarak kalsın diye İsmail'den rica etmiştim. Aldım ben birkaç kez hocam ama yine... Tamam, çok teşekkürler. Murat Hoca bağlandı. Onun da bir sözüm, yani bize katılacak mı acaba, seçecek mi Murat Hoca? Merhaba demek için de katılabilirler değil mi? Evet. Evet. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Sesiniz kapalı. Merhabalar. 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 Abi çok kilo mu verdin abi ya? Çok zayıf gördüm seni. Kameradan vallahi, mı acaba? Bir haftadır yalnızım. Çocuklar Türkiye'de ondandır. Teşekkürler Ali'cim. Yani bütün ekibi baştan itibaren doğrusu bu kadar uzun soluklu bir programı yani toplantıyı yapmak o kadar kolay değil diye düşünüyorum. Çok da ümitli değildim ama çok da iyi oldu ve uzun soluklu oldu. Periyodik olarak her iki haftada bir. Çoğuna katılmaya çalıştım. Kaçırdıklarım da oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Zevkle yapıyoruz. Başka